Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videoda HP DV3 notebook'umuza nasıl reset atacağız? Recovery'sini nasıl yapacağız? Onu göstereceğim sizlere. İlk önce açma butonuna basıyoruz. Daha sonra F11 butonuna bas çek yapıyoruz elimiz arkadaşlar. Evet, görüyorsunuz. Windows is loading files diyor. Bekliyoruz. Seçenekler gelecek. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi seçenekler burada. Hemen yardıma ihtiyacım var başlığı altında. Sorunu tanımlamak istiyorum. Başlığı altında bir de önlem almak istiyorum. Başlığı altında seçenekler var. Eğer dosyalarınız varsa ulaşamıyorsanız dosya yedekleme programını kullanabilirsiniz. Bilgisayar denetimini çalıştırabilirsiniz. Ben sistemi tamamen yeniden yani sıfır aldığım gibi yapmak istediğim için buradan sistem kurtarmaya geliyorum arkadaşlar. Tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bilgisayarın sudan ilk çıkarıldığı haline geri yükleyin diyor. Şimdi önce dosyalarınızı yedekleyin. Benim herhangi bir dosyam olmadığı için ben bunu seçmeyeceğim. Dosyalarınızı yedeklemeden kurtarın seçeneğini işaretleyip ileri tuşuna basıyorum arkadaşlar. Klavye, fare ve monitör dışında tüm aygıtlar PC'den çıkarılmalıdır. Aygıtların çıkarılmaması kurtarma işlemini başarısız olmasının neden olabilir diyor. Tamam diyoruz. Şu anda devam etme için tıklayın diyor. Yani şu anda bütün aygıtları çıkarın diyor arkadaşlar. Herhangi bir flash bellek vesaire olmasın bilgisayarımızda. İleri diyorum. Evet, şu anda başladı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yaklaşık bir yarım saat falan sürüyor format. Şu anda bitmek üzere. Bilgisayar tamamen ilk günkü almış olduğunuz, satın almış olduğunuz haline dönecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi kurulum işlemi tamamlandı. Son diyerek bu şekilde sonlandırıyoruz recovery işlemini. Ve şu anda bilgisayar yeniden başlatıyor kendini. Evet, kurulan kullanım dili Türkçe veya İngilizce olarak seçebiliyoruz. İsterseniz çok güzel bir seçenek yapmışlar. Mesela İngilizce kullanmak isteyenler buradan İngilizce de seçip İngilizce de kullanabiliyor. Türkçe'yi seçip ileri diyoruz. Q klavye ileri. Herhangi bir kullanıcı yazalım. Mesela ne diyelim? BJK diyelim. Mesela BJK 1903 diyelim arkadaşlar. Parolayı yazmayacağım. İleri diyeceğim. Herhangi bir parola belirlemek istemiyorum. Lisans koşullarını kabul edeceksiniz. Tıklayacaksınız buraları. Yani işaretleyeceksiniz. İleri diyorsunuz. Önerilen ayarları kullanmak biraz daha mantıklı arkadaşlar. Burayı da atlayalım. Evet, şu anda Windows kurulumu sonlandırıyor diyor. Yani hazır konuma getirecek arkadaşlar. Evet, böyle bir karşılama ekranıyla karşılıyor bizi. HP bilgisayarınıza hoş geldiniz. Ufak tıklayalım bakalım.
Yani bunları ben daha sonra diyeceğim. Pek kaydolmayı falan düşünmüyorum. İşte güncelleştirmeleri otomatik olarak denetleme yükle diyor. Otomatik bilgisayar ayarlama. Hayır. Yardımcı olmak istiyor musunuz? Hadi olalım bakalım. Şunu da daha sonra hatırlat diyelim. İleri diyelim arkadaşlar. Norton'u etkinleştirmek istemiyorum ben. Kendim bir güzel bir program bulurum kendime. Komodo ücretsiz bir virüs tarayıcısı, onu yapabilirim. HP setup'ı bitir diyoruz arkadaşlar. Son diyoruz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bilgisayarımızı ilk günkü haline geri getirdik. Recovery'sini yaptık. Bunu yapmadan önce eğer verileriniz varsa bunları yedeklemeyi unutmayın. Eğer verileriniz vesaire, yani önemli bir dosyanız falan yoksa direkt bu şekilde recovery yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.